Safiye Aylan'ın 1901'de, 1907'de veya 1911'de doğduğunu belirten kaynaklar olsa da kendi beyanına göre gerçek doğum tarihi 1914'tür. Yemenli babası Abdullah Efendi ile Arap asıllı annesi Seyide Hanım, devrin padişahı 5. Mehmet Reşad'ın annesi Gülcemal Sultan'ın hizmetindeydi. Gülcemal Sultan, Abdullah Efendi ile Seyide Hanım'ı evlendirdi ve da bir eve yerleştirdi. Babası Safiye henüz doğmadan Filistin'e gönderildi ve bir daha geri dönmedi. Safiye'nin doğumundan kısa bir süre sonra evleri yandı. Annesi kızı ile birlikte kendisinden önce saraydan çera edilmiş olan yakın arkadaşı Eladil Kalfa'nın evine sığındı. Ama çok geçmeden vereme yakalandı ve kızı henüz 3 yaşındayken vefat etti. Eladil Kalfa Öksüz Safiye'yi bir süre sonra bebekteki çağlayan darül eytamına yerleştirdi. Burada yakalandığı çeşitli hastalıkların hepsini atlatan Küçük Safiye, Konya, Adana gibi şehirlerdeki darül eytamlarda da bir süre kaldıktan sonra Bursa'ya gönderildi. Burada onu birinci dönem Bursa Milletvekili Diyarbakır İstiklal Mahkemesi Başkanı Nakşibendi Şeyhi Abdullah Servet Akta evlat edindi. Abdullah Servet Bey onu ilk okuldan sonra Bursa Kız Muallim Mektebi'ne yazdırdı. Çok afacan olan Safiye'yi öğretmenlerinden Gevher Hanım gözetip kolladı. Gevher Hanım tayini İstanbul'a çıkınca Abdullah Servet Bey'in rızasını alarak Safiye'yi de yanına aldı. Ve kaydını İstanbul'daki Çapa Kız Muallim Mektebi'ne aldırdı. Safiye mezun olunca Gevher Hanım... Onun Halıcıoğlu'ndaki Beyoğlu Birinci İlk Mektebi'nde yardımcı öğretmen olarak göreve başlamasını sağladı. Öğretmen okulunda özellikle musiki öğretmenleri onunla yakından ilgilenmişti. Öğrenciyken biraz piyano öğrenmişti. İlk öğretmen maaşıyla aldığı en önemli şey bir piyano idi. Bir arkadaşının tavsiyesiyle Fahri Kopuz yönetiminde Şehzade başında faaliyet gösteren Darül Talim-i Musiki'ye müracaat etti. Farikopuz onu hemen topluluğa kabul etti. İlk ciddi muski bilgilerini burada almaya başlayan Safiye Ayla çok geçmeden Eyüplü Mustafa Sunar ve Zekai Dedezade Ahmet Isu ile tanıştı. Mustafa Sunar'ın kurduğu Eyüp Muski Cemiyeti'ne de katılan Safiye Ayla kısa sürede İstanbul Muski çevrelerinde tanınır oldu. Özellikle Darül Talim Muski heyetinin konserlerinde gösterdiği başarı, marif müfettişlerinden kıymet hanımın kulağına gidince Kendisinden ya öğretmen olarak kalmayı veya istifa edip hayatına ses yanıtkarı olarak devam etmeyi seçmesi istendi. Safiye Ayla öğretmenlikten kopmak istemiyordu. Ama musiki sevgisi ağır bastığı için ağlaya ağlaya istifa etti. Mustafa Sular'ın yanı sıra Udi Nevres Bey'den de dersler aldı. Daha sonra Selahattin Pınar, Nisan Riyası Marsoy ve Refik Felsan da ona hocalık yaptı. Dönemin ünlü şan hocası Mademoiselle Rosenthal'den Avrupa'yı şan de öğrendi. Safiye Ayla ilk planı 1931'de doldurdu. Yesari Asım Arsoy'un iki şarkısını okuduğu bu ilk plak şöhretini birdenbire büyüttü. Özellikle sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem mısra ile başlayan seyyah şarkı çok sevildi. Şimdiki Fitaş sinemasının yerinde bulunan Moulin Rouge gazinosunun sahibi cazip bir teklifte bulununca Safiye Ayla'nın sahne hayatı da başladı. 1932'de mali muavini Nuri Bey'in evindeki bir davette Atatürk ile tanıştı. Orada okuduğu şarkılarla Atatürk'ü derinden etkiledi ve onun en sevdiği sanatkarlardan biri haline geldi. Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar ve Rakım Elkutlu gibi dönemin önde gelen bestekarlarının eserlerini kendilerinden meşketti ve plaklara okudu. 1940'larda bir ara İstanbul Belediye Konservatuarı icraiyetinde yer aldı. İstanbul ve Ankara radyolarında birçok özel konser verdi. Zaman zaman İstanbul Radyosu'ndaki bazı toplu programlara da konuk oldu. Bir yandan plakları ile, bir yandan sahne programlarıyla çok geniş bir hayran kitlesi kazandı. Şöhreti bütün İslam alemine yayıldı. 1950'de Ud virtüozumuz Şerif Muhyiddin Targan'la evlendi. Bu evlilik Şerif Muhyiddin Bey'in 1967'deki vefatına kadar devam etti. Peygamber soyundan biriyle evlenmiş olmakla bağdaştıramadığından 1950'den sonra bir daha gazinolarda sahneye çıkmadı. Ama Saray Sineması'nda ayda bir konser vermeye başladı. Bu konserler 1974'e kadar devam etti. Daha sonra sadece hayır dernekleri yararına özel konserler verdi. 1990'ların başında rahmetli Cahit Gözkan'ın evindeki fasılları dinlemeye gelirdi bazen nereye gitse büyük bir itibar ve saygı görmüştür. Bu kadar uzun bir ömrü çok erken kazanılmış bir itibarı muhafaza ederek yaşamak kolay olmasa gerek. 14 Ocak 1998'de vefat etti. Safiye ile kariyerinin ilk döneminde Lale ve Nerkis Hanımlarınkini andıran bir üsluba sahipti. Zamanla o da değişen zevke uydu ve radyo üslubu diyebileceğimiz tarza yaklaştı. Ama hiçbir zaman en küçük bir bozulma veya yozlaşma belirtisi göstermedi. Birçok dinleyicimiz Safi Ayla'yı Ali Rıza Avni'nin Ses ve Saz Dünyamızdan adlı programı sayesinde fark etmiştir. Onu keşfedenler bütün kayıtlarını edinmek için büyük çaba gösterir ve kısa zamanda triyakisi olur. Özellikle 1930'lu ve 40'lı yıllardaki kayıtları çok değerlidir. O dönemdeki sesi ve okuyuşu ile herkesi hayran eder. Erkekler içinde Münir Nureddin Selçuk neyse hanımlar içinde Safiye Ayla odur diyenlere rastlanır. Bunu onaylamak Münir Nureddin Selçuk'a e haksızlık olur. Onun muskiye vukufu başkadır. Safiye Hanım'ın repertuarı da oldukça geniş bir alana yayılır. Ama... Münir Bey kadar klasik eser meşk etmemiştir. Ayrıca Münir Bey gazel vadisinde eşsizdir. Safiye Hanım birkaç gazelden fazlasını okumamıştır. Yine de böyle bir kıyaslamadan kaçınmak gerekir. İkisinin de paha biçilmez kayıtları vardır.